ateşi biz yine geleceğiz. O lanetler bizi yine getirecek. Ve ümmet-i Muhammed'in karısına kızına bahane verip kınayıp küçümsemekten. Hayır, onu demesin, onu demesin, onu ümmet-i Muhammed'in. Değerli arkadaşlar, Faik kardeşimiz Azerbaycan'dan geldi. Burada bir hafta 10 günlük bir kursu aldık kendisini. Sahiplik eğitimini burada tamamladı inşallah. Bundan sonra Azerbaycan'da yaşayan, orada bu tarz sorun yaşayan kardeşlerimize, Faik kardeşimize yardımcı olacak. Öncelikle Faik, Azerbaycan'da nerede yaşıyorsun? Orada hangi ilde? İncecevir'de. Ben tabii bilmediğim için. Biraz daha istersen yakın al da daha geliyordum size. Peki Faik, İnternetten sen de bizi takip ediyordun. Evet, takip ediyorum. Birçok arkadaşlar gibi. Niye sahip olmaya karar verdin de niye buraya geldin? Bir anlat bakalım. Hem arkadaşlar da dinlesinler. Evvel bir korku filmi izledim. Evet. Bu korku filminde bu cinler hakkında. Evet. Realmak aldım. Sonra sizin videolarınızı izledim. Evet. Sonra öz yakınlarımızda, yakın etrafımızda, komşularda, yakınlarımızda sizin videolardan izleyerek yani onlarda problem olduğunu gördüm. Yavaş yavaş onlara tatbik etmeye başladım. Evet. İstiğfar, dua. Evet. Tövbe, oruç. Evet. Onlar anında netice verince şimdi bizim yaptığımız duaları etrafında tanıdıklarına yaptın. Evet. Vücuttaki enerjiler devreye girdi zannediyorum. Evet. Bunları fark ettin. Evet. Çekerken geriye gelme oldu bazılarında. Evet. Aşırı derecede bazılarında olmadı. Ama bu anında efekt verdiği için biraz da marak. Biraz da böyle. Ve Kur'an'a, sünnete uygun olmağı daha çok beni cevap verdi. Evet. Peki, hiç orada bizim videolarda izlediğim kadarıyla orada yaptığın seanslarda hiç bir insan bedenini, lisanla bir şeytanı getirtip konuşturabildin mi? Hayır. Konuşturamadın. Sadece duada tepki verdiğini gördüm. Peki burada mesela seminer esnasında gördük ki burada da şeytanların nasıl devreye girdiğini, nasıl konuşturduğunu gördüm. Ne yorumluyorsun? Yani sence nasıl bir iş bu? Videolarla bir değişiklik görmedim. Yani videolarla aynısını gördüm. Hiçbir yani aynı şey. Yani seansta ne izliyorsan videolarda burada da aynısı oluyor. Evet. Peki gelirken aklında bir şüphe var mıydı acaba? Yani bu numara olabilir mi? Veya insanlar rol yapabiliyor mu? Çünkü benim mesela en yakınımda beni tanıyanlar bile diyorlar ki ya bunlar rol mü yapıyor acaba diyorlar yani. Gelirken bir gün kabağı, yani bir seherisi geleceğim akşam bir anlık oldu. Ama o anlıcan olmamıştı. Böyle bir vesvese oldu. Anı olsa da oldu. Nasıl peki? Yapabilecek misin bu işi? Kendine güveniyor musun? Allah'ın izniyle. Bayağı bir öğrendin. Nasıl tespit ettiğimizi, nasıl teşhis ettiğimizi. Farklı yani videolarda izlediğimde yani o kadar geniş yerim yani bu kadar yok. Yani videolarda tabii işin görünmeyen bir boyutu da var tabii. Seansta bir öldürme metodunu her şekilde göstermiyor. Mesela 2-3 tane deliği gördüm. Burada akli dengeyi tamamen kaybetmiş insanların normale döndüğünü gördüm. Tabii her şeyi yayınlayamıyoruz. Namazını kılıyorsun normalde, İslamiyet'i yaşıyorsun. Orada kıyedelemek istedim şey yani evvel namazlara ara vermiştim. Sizin videolardan sonra namazları kılmaya başladım. Yani
özümdən asılı olmayaraq namazları tərk edirəm. Hansısa bir düşüncə məni alıb oldu namaz qılmaq. Evet. videoların insanlarda bu tarz olumlu bir yönü de vardır. İnsanların musallatı görmeleriyle şeytanın insanlara nasıl tasallut olduğunu açıkça hakkal yakin derecesinde görmeleri onlar da şeytana bir kere daha evuzu çekmelerine ve İslamiyet'i yaşamasına sebep oluyor. Peki Azerbaycan'da insanlarda böyle ilmi noktada İslami noktada böyle bir zayıflık var mı genel olarak? Evet var. İlim noktasında çok zayıflar değil mi? Aynı Türkiye'deki gibi onlarda da adagadayanlar var. Evet. Lanet bela okuyanlar var. Ana babaya asi olan var. İftira eden var. Gıybet eden. Dünyanın her yerinde şeytanın tuzağı aslında aynı. Aynı. Peki daha önce de daha önceden daha doğrusu bir insan vücuduna kendi günah ve hatalarıyla şeytanın girip de onu yönlendirdiğine dair bir bilgin var mıydı? Evvel bunu biz rivayetlerden, hikayetlerden okuyorduk. Evet. Yani hadislerde de okuduğumuz zaman bu bize bir simbolik gibi böyle bir şey kimi geldi. Yani onu təsəvvür kimi. Yani ama direkt vücudu ele geçirmeye yani ben hiç vaxt ağlıma gelmezdim. Anladım. Anladım. Peki senin burada izleyenlere söylemek istediğin bir şey var mı? Ne tavsiye edersin? Mesela Azerbaycan'da tabii orada bize gelemeyenleri özellikle seni ben tercih ettim. Azerbaycan uzak bir yer buraya. Bize gelemeyen insanları orada en azından tedavi edebil, onlara yardımcı ol, onlara sahiplik yap diye aldık. Gerçekten de güzel, başarılı bir, iyi bir öğrencisin yani. Dikkatli bir öğrencisin. Orada Azerbaycan'daki kardeşlerine, Müslümanlara buradan ne demek istersin? Çünkü biz YouTube'da da yayınlayacağız. Oradaki Azerbaycan'dan bizi takip edenler de görecekler yani. Onlara ne tavsiye edersin? İlk növbədə bədduadan, lənətdən, şirkdən, nifrətdən, kinlə, evet, uzaq durmağı, adaq adam olmağı, evet, yəni bunlar, İslamı yaşamağı, əsr olduğu kimi yaşamağı. Əslində, İslamı olduğu kimi yaşayarsa, bu işlər başlarına gəlməz, yəni müsallat yaşamazdır. Evet. Şeytan ama bir şekilde tuzağa düşürüyor. Mesela anne baba hukukunu çiğniyorlar farkına varmadan veya haksız bir mirasa oturuyorlar veya faize giriyorlar veya bilerek bilmeden birisine iftira atıyorlar, günahına giriyorlar veya birinin gıybetini ediyorlar, birine bir zulüm ediyorlar, haksızlık yapıyorlar ve musallat gerçekleşiyor. Ama benim bildiğim kadarıyla orada da herhalde çok fazla hocalar var, bu tarz büyücüler var. Rukyeciler var zannediyorum. Gidiyorlar kendilerini okutuyorlar, sorun aynı. Büyücüye gidiyorlar, muska yazdırıyorlar, sorun aynı. Bu arada burada geldiğinde insanlara biz muska taktırmıyoruz biliyorsun. Muskaları toplamışsınız, bir araba yapmışsınız. Arabayı bir göstersene bize. Orada yakınlaştır. İnşallah Ümmet-i Muhammed muskalardan değil de direkt Kur'an'ın emir ve yasaklarını yaşayarak İslamiyet çizgisinde dosdoğru bir şekilde yaşarlar ve ilerlerler yani. Yoksa büyücüler de, falcılar da, muskacılar da İslamiyet'i yaşamadan, Kur'an'ın emir ve yasaklarına itaat etmeden muskaları boynunuza taktırarak insanları gezdirmeye çalışacaklar. Evet, başka da söylenecek bir şey yok. Rabbim seni Azerbaycan'da yapacağın hizmette muvaffak eylesin. Buradan da izleyenler, bizi YouTube'dan takip edenler de Faik kardeşimize dua edin inşallah. Azerbaycan'dan bizi arayanlar, gelemeyen kardeşlerimiz, Faik kardeşimiz orada gidebilirler. Güvenilir bir şekilde orada onun söylediklerine
onun yaptığı seansta verdiği reçetelere güzelce riayet ederlerse inşallah hiç bize gerek kalmadan Faik kardeşimiz orada onlara yardımcı olur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz Faik kardeşimizin de sertifikası var. Onu da verelim. Şöyle, Rabbim sahiplik görevinde seni kabre gidinceye kadar daim eylesin. Faik. Rabbim muzaffer eylesin savaşında. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.